Merhaba. Evvel zaman sohbetimize hoş geldiniz. Bir Ramazan ayına girdik ve Ramazan ayı deyince herhalde sizin de küçüklüğünüzde, benim de küçüklüğümde büyüklerimden duyduğum sözü herhalde herkes duymuştur. Nerede o eski Ramazanlar? Yani biz küçüklüğümüzde büyüklerimizden hep bu sözü duyardık. Büyüdük. Şimdi bizim çocuklarımız büyüklerinden aynı sözleri duyuyorlar. Bu eminim birkaç kuşak devam etmiş bir şey. Herkesin yaşadığı Ramazan ayındaki güzel günler, eğlenceler, o ibadet duygusu ayrı bir yer taşıyor tabii ki ve her geçen zamanda insanlar belki de Ramazan münasebetiyle aslında biraz da kendi gençliklerini, kendi çocukluklarını arıyorlar gibime geliyor. Nerede o eski Ramazanlar dediğimiz zaman çok eskilere gittiğimizde benim de küçüklüğümde vardı o gösteriler. Karagöz ve Hacivat gösterileri çok önemli bir yer etmiştir bizim Ramazan hayatımızda. Ta Osmanlı'dan beri biliyorsunuz. Ah bana bir eğlence medet aman diye Hacivat gelir. Değil mi? Ya da Karagöz Hacivat'ın sonunda yıktın perdeyi eyledin viran şeklinde biten bu gölge oyunu ve bize has olan bu gölge oyunu, Karagöz Hacivat oyunu maalesef 21. yüzyılın bu ilk yıllarında, ilk çeyreğinde gerektiği ilgiyi maalesef göremiyor. Şimdi burada tabii ki televizyonu, interneti, sinemayı, birçok teknolojiyi burada gerekçe olarak öne sürebiliriz ama ben açıkçası bunları kabul etmiyorum. Karagöz oyunu, bu gölge oyunu aslında günümüzde de yaşatılabilecek, günümüzde de insanların ilgisini çekebilecek şekilde gösteriler yapılabilir diye düşünüyorum ki yapılıyor. Fakat Karagöz oyunlarını sergileyenler, hayali dediğimiz veya hayalbaz dediğimiz Karagöz ustaları oldukça sayıları az ülkemizde ve çok değerli insanlar. Buna çok büyük emek veriyorlar. Tamamen Türk ürünü olan, tamamen bizim toprağımıza özgü olan bu Karagöz oyununu yaşatmaya çalışıyorlar. Hatta yurt dışında festivallere gidiyorlar. Oralarda bir takım gösterilere katılıyorlar. Okul okul dolaşanlar var. Bunlardan birini size tanıtacağım ilerleyen dakikalarda. Bu Ramazan ayını yaşadığımız bu günlerde böyle unutulmaya yüz tutmuş ama aslında bizim has kültürümüzün önemli bir öğesi olan Karagöz'den ve Hacivat'tan bahsetmek istiyorum size. Karagöz ve Hacivat'la ilgili rivayet muhtelif açıkçası. Hem gölge oyunuyla ilgili hem de Karagöz Hacivat figürleriyle ilgili. Öncelikle şunu söylemeliyim ki yani gerçek olan bir şey var. Türk Karagöz'ü herhangi bir yerden bulmamış, almamış, tamamen kendine özgü bir şekilde yaratmıştır Karagöz oyununu. Gölge oyununun çok daha eski bir tarihi var. Karagöz oyununun Türkiye'ye girişiyle Türkiye'de Osmanlı topraklarında gösterilere başlamasıyla ilgili de farklı rivayetler var. 21. yüzyıla geldiğimiz bu günlerde keşke hani bütün Ramazan eğlencelerinde şehirlerde tabii ki eskisi gibi olmasa da daha modern tekniklerle ki yapılabiliyor bu Karagöz oyunları oynatılsa diye düşünüyorum ben. Çünkü her kuşak çocuğun ilgisini çekebilecek, hatta yetişkinlerin zaten ilgisini de çeken bir oyun Karagöz oyunu. Bir gölge oyunu Karagöz biliyorsunuz ve Doğu kültürlerine özgü bir sanat Karagöz oyunu. Her ne kadar günümüzde Yugoslavya'dan Kuzey Avrupa ülkelerine kadar birçok ülkede de farklı şekilde gölge oyunları oynansa da aslında Doğu'ya özgü, Doğu kültürüne özgü bir sanat. Bu gölge oyununun yani Karagöz Hacivat'ın değil de yani ışığı yansıtarak yapılan gölge oyununun çıkışı ile ilgili çeşitli rivayetler var. Örneğin bir tanesi Çin'de çıktığına dair milattan önce 1. yüzyıla dayanıyor bu rivayet. Buna göre Çin hükümdarının eşi hayatını kaybediyor ve Çin hükümdarı çok üzülüyor bu duruma ve bir Çinli de Shaowang isimli bir Çinli üzüntüsünü azaltmak için hükümdarının onu teselli etmek için sarayın bir odasına bir perde geriyor, arkadan ışık yansıtıyor ve ölen eşini canlandırdığı bir figürle, bir tasvirle hükümdarının gönlünü almaya, üzüntüsünü azaltmaya çalışıyor. Böyle başladığını iddia eden kaynaklar var. Başka bir kaynaklarda baktığımız zaman Hindistan'dan
Hint Yarımadası'ndan çıktığını, 4. 5. yüzyıllarda Java'ya, oradan işte Anadolu yoluyla batıya kadar uzandığı söyleniyor. Bize nasıl? Bize de Çinlilerden Moğollara, Moğollardan da bize aktarıldığı söyleniyor gölge oyunu ile ilgili. Dediğim gibi Doğu kültürlerine özgü bir sanat ve yüzyıllar boyunca bütün önemli sanat dalları gibi, insanlığın bugüne taşıdığı çok miras gibi, hemen hemen her miras gibi kültürler bir şekilde birbirleriyle etkileşim içerisine giriyorlar. Başta ticaret olmak üzere biliyorsunuz. Ve bu iletişim, etkileşim içerisinde de birbirlerinin dillerini, yazılarını, sanatlarını, kültürlerini alıyorlar. Günümüzde de öyle biliyorsunuz. Bu gölge oyununun da bizim topraklarımıza girmesi bu şekilde. Ama burada çeşitli görüşlerin ortaya atıldığı Karagöz ve Hacivat nasıl yaratıldı? Bu figürler nasıl ortaya çıktı? Karagöz ve Hacivat gerçekten yaşayan birer insan mıydı? Yani Karagöz diye bir insan, Hacivat diye bir insan bu Anadolu topraklarında yaşadılar mı? Onların yaşantılarından mı bir takım esinlenmeyle sahneye, perdeye yansıyan oyunlar ortaya çıktı? Yoksa tamamen hayal ürünü müydü Karagöz, Hacivat karakterleri? Bunun üzerine çok farklı görüşler var. İlk olarak nasıl oynatıldı, kim oynattı, bununla ilgili de çeşitli görüşler var. Şimdi baktığımız zaman Karagöz oyununun Osmanlı döneminde özellikle 14. yüzyıldan itibaren ve 15-16. yüzyıllardan sonra daha da yoğunlaşan bir şekilde özellikle Ramazan aylarında insanların büyük ilgisini çeken oyunlar olduğunu görüyoruz. 17-18. yüzyılda Karagöz oyunu kahvehanelerde İftardan sonra gösterilen bir oyun ve Ramazan ayları genelde baktığımız zaman Osmanlı'nın son 300-400 yılında insanlar iftardan sonra özellikle sahura kadar çeşitli yerlerde işte direkler arası meşhurdur biliyorsunuz İstanbul'da çeşitli yerlerde şehzade başında vesaire gidiyorlar ve oradaki eğlencelere katılıyorlar. Bu Karagöz bu eğlence figürlerinden çok vakit geçirtilen figürlerden en önemlileri. Sadece çocukların değil, ailecek yetişkinlerin de ilgi gösterdiği bir oyun ve çok maharet isteyen bir oyun. Zaten o yüzden Karagöz oyununun unutulmaya yüz tutması açıkçası çok üzüyor beni. Olağanüstü derecede maharet isteyen bir gölge oyunu, Karagöz oyunu. Ramazan ayları dışında tabii ki sünnetlerde, düğünlerde, çeşitli konak ve yıllarda da biz bu Karagöz oyunu oynatıldığını görüyoruz. Şimdi Karagöz'ün oyununun Anadolu'ya gelişiyle ilgili çeşitli rivayetler var. 4-5 tane. Fakat bunların en yaygını şu. En yaygın rivayet Orhan Gazi zamanında Bursa'da yani 1300'lü yıllardan bahsediyoruz. İki tane işçi var. Ulu Cami'nin yapımında çalışıyorlar. Bir tanesi demirci ustası Kambur Bali Çelebi. Kambur Bali Çelebi. Bu Karagöz oluyor. Diğeri de duvarcı ustası Halil Hacı İvaz. Halil Hacı İvaz. Hacı var. Bunlar iki kafadar ve sürekli nükteler yapıyorlar. Şakalaşıyorlar ve öyle ki caminin inşaatını engelleyecek, sekteye uğratacak kadar şakalaşıyorlar. Diğer insanların da, diğer işçilerin de çalışmasını engelliyorlar. Orhan Gazi, padişah Orhan Gazi de bu duruma çok hiddetleniyor ve bunları idam ettiriyor. Bir rivayete göre sadece Karagöz'ü, yani Bali Çelebi'yi idam ettiriyor. Hacivat ise kaçıyor, hac yolunda yol kesenler tarafından öldürülüyor. Orhan Gazi bunları veya sadece Karagöz'ü idam ettirdikten sonra çok üzülüyor bu duruma. Böyle bir karar verdiği için bir üzüntüye kapılıyor. O sırada padişah pişman olduktan sonra Şeyh Küşteri isimli bir şeyh saraya giderek Orhan Gazi'nin bu üzüntüsünü hafifletiyor. Nasıl hafifletiyor? Başındaki sarığı çıkartıyor, geriyor, perde yapıyor, arkasından bir ışık vurduruyor ona. Çarıklarını çıkarıyor. Çarığının birini Karagöz, birini Hacivat yaparak onların gölgelerini perdeye yansıtıyor. Ve Karagöz'le Hacivat'ın inşaatta çalışırken birbirlerine yaptığı şakaları orada padişaha gölgelerini yansıtarak yapıyor. Ve bu padişahın çok hoşuna gidiyor. Ondan sonra hem sarayda hem de konaklarda, yalılarda, işte sünnet törenlerinde vesaire Karagöz oynatılmaya başlanıyor. O yüzden de Karagöz oyununda, oyunun oynandığı yere Şeyh Küşteri Meydanı
denir. Şey Kuşleri Meydanı denir. Şimdi burada bu en yaygın görüş ama burada da şöyle bir şey var. Ulu Cami, yani Ulu Cami'de çalıştıkları burada iddia ediliyor. Karagözlü Hacivat ismini daha sonra alan kişilerin. Ama Ulu Cami Orhan Gazi döneminde yapılmadı. Yani Ulu Cami'nin inşası Yıldırım Bayezid döneminde. O yüzden orada bir anakronizm var. Tarihsel bir çelişki var. O anlamda bu hikayenin doğruluğu tartışılır. Daha çok buna insanlar inanıyorlar. Aslına bakarsanız Karagözlü Hacivat'ın yaşadığına dair hiçbir kanıt yok elimizde. Yani başka isimler altında da veya işte kendi isimleri altında da Karagöz'ün, Hacivat'ın gerçekten yaşadığına dair bir kanıt yok. Fakat Şeyh Küşteri dediğimiz kişi, bu Küşteri denilen kişi gerçekten yaşamış. Yani bunu tarihsel belgelerde de görüyoruz. O dönemde, Orhan Bey döneminde Horasan'dan geliyor Anadolu'ya, Bursa'ya yerleşiyor. Burada önemli görevler alıyor. Böyle bir kişinin yaşadığı bu topraklarda ve o dönemde yaşadığı kabul gören bir görüş. Fakat Karagözlü Hacivat'ın yaşadığına dair bir kanıt yok. Şeyh Küşteri belki de kendisi tamamen hayal ürünü olarak değil mi bunu başlatmış da olabilir. O yüzden Karagöz'ün veya Hacivat'ın yaşayıp yaşamadığıyla ilgili aslında Selim Nusret çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki Selim Nusret, Türk Karagöz'ü bulmamış, almamış, onu dehasından yaratmış ve ona kendi özünden ölmez bir can vermiştir. Onu bir fani zannetmek, ona bir mezar düşünmek, onu küçültmek, onu öldürmektir diyor. Gerçekten bu tip böyle kahramanları, bu tip figürlerin yaşayıp yaşamadıkları artık bir yerden sonra çok da önemini yitiren şeyler. Önemli olan o toplumun kültür hayatında ettiği yer. Ve bizim de kültür hayatımıza gerçekten çok önemli bir yer ediyor. Dediğim gibi bu en yaygın görüş ama birkaç görüş daha var. Onlardan da bahsedeyim Karagöz Hacivat'la ilgili. Örneğin bir görüşe göre 1517'de yani o yaygın görüşün tam aksine bir 200 yıl kadar sonra Mısır'ı alan Yavuz Sultan Selim orada Memlük Sultanı'nın idam edilişini perdeye yansıtarak oynatan bir gölge oyuncu görüyor. Bu çok hoşuna gidiyor. O bu sanatçıyı alıp İstanbul'a getirerek oğlu Kanuni'ye de bunu izletmek istiyor. Profesör Metin Ant'a göre başlangıç bu Karagöz Hacivat ve gölge oyununun özellikle başlamasıyla ilgili. Fakat başkaları da buna karşı çıkıyor. Örneğin Cevdet Kudret buna karşı çıkıyor. Diyor ki 14. yüzyıldan itibaren gölge oyunu zaten vardı Anadolu topraklarında. Yavuz Sultan Selim'in orada böyle bir oyunu görüp Anadolu'ya getirmek istemesi, bizzat o sanatçının oynadığı o oyunu oğluna izletmek istemesi içindir diyor. Yani nasıl ki dışarıda şimdi bizim devlet yöneticilerimiz bir tiyatro izlese ve o ne kadar muhteşem bir tiyatroymuş, gelin Türkiye'de de oynayın dediğinde nasıl ki bu daha önce bizim ülkemizde tiyatro olmadığı anlamına gelmiyorsa Yavuz Sultan Selim'in bu hareketinin de daha önce Anadolu'da gölge oyunun olmadığı anlamına gelmez diyor. Karşı tez olarak, Profesör Metin Ant'ın tezine karşı tez olarak Cevdet Kudret böyle söylüyor. Bir de Evliya Çelebi var. Evliya Çelebi de bahsediyor seyahatnamesinde ama şimdi Evliya Çelebi biliyorsunuz çok da böyle biraz abartılı bir dili de vardır Evliya Çelebi'nin. Nüktedandır da aynı zamanda. O iki kişiden bahsediyor. Benzerlikler var tabii ki. Onun yazdıklarında bizim mesela en yaygın görüşe göre söylediğim şu Ulu Cami inşaatına çalışırlarken Bali Çelebi'ydi. Kambur Bali Çelebi'ydi. Karagöz. Evliya Çelebi de Efelioğlu Hacı Eyvat oluyor. Hacıoğlu Eyvat oluyor. Bir de Halil var. Onun da kahramanı. Bu Hacı Eyvat Edirne'de mukim. Edirne'de yaşıyor. Bizans Tekfuru'nun seyisi ve sıklıkla Anadolu'ya gidiyor senede bir kere uzun süreli olmak üzere. Orada işte Hacivat'la yani bizim Hacivat dediğimiz Halil'le hoşbeş ediyorlar ve onların şakalaşmaları gölge oyunu olarak oynatılıyor o dönemde. Tabii Evliya Çelebi'nin
kaynak olarak almak ne kadar doğru? Çünkü Anadolu Selçuk dönemi bahsedilen dönem. Çünkü Anadolu Selçuk dönemi olarak anlatıyor Evliya Çelebi. Az önce Orhan Gazi döneminde olduğunu söyledim. Evliya Çelebi'nin iddiası Anadolu Selçuk dönemi. Fakat Anadolu Selçuk devleti 1308'de yıkıldı. Evliya Çelebi'nin doğumu 1611. Yani arada 300 yıl var ve hani 300 yıl sonra ne kadar bu bilginin doğru olduğu söylenebilir, o da bilinemez. Bunun dışında işte Hindistan'dan batıya göç eden Çingenelerin getirdiğine dair veya İspanya'dan göç eden Yahudilerin getirdiğine dair iddialar da var Hacivat ve Karagöz oyununu. Nasıl çıktığı, nasıl geldiğinden çok bu kültürün, bizim kültürümüzde bu Karagöz'ün önemini görmek, fark etmek, bunu yaşatmak lazım diye düşünüyorum. İstanbul Nasıl Eğleniyordu diye bir kitabım var. Bu kitapta Refik Ahmet Sevengil Osmanlı İmparatorluğu'nda insanların nasıl eğlendiğiyle ilgili, Osmanlı'nın eğlence hayatıyla ilgili 1453'ten 1927'ye kadar İstanbul'un eğlence hayatıyla ilgili çok çarpıcı bilgiler vermiş. Biliyorsunuz Ramazan'da aynı zamanda orta oyunu, tuluat, meddahlık çok önemli sanatlar. Yani Türk tiyatrosunun temelini oluşturuyor bunlar biliyorsunuz ve Karagöz de bunun bir parçasıdır. Yani Karagöz oyunu aslında Türk tiyatro kaynaklarında yer alan bir alandır Karagöz oyunu. O derece önemlidir. Bunların her birinden bahsediyor Refik Ahmet Sevengil. Ve burada başka bir kişiden bahsediyor. Gölge oyunu ile ilgili. Muhittin Arabi. Muhittin Arabi 1202 yılında yazdığı bir yazıda şöyle diyor. Bu konuda belirtmek istediğim şeyin gerçeğini öğrenmek isteyenler hayal perdesine, oradaki resimlere ve o resimlerden söyleyene bakmalıdırlar. Küçük çocuklar bu perdenin olduğunu bilmezler. Onun karşısında neşelenirler, gülüşürler, oynarlar. Gerçek hayatta da birçok insanlar vardır ki bu çocuklardan farksızdırlar. Bu gölge oyununun Araplarda özellikle Mısır'da da çok yaygın olduğunu, Anadolu'dan önce buralarda yaygın olduğunu söylüyor. Zaten birçok kaynakta da benzer şey söylüyor. Fakat ayrıca Refik Ahmet Sevengil, Arapların Tayfi Hayal isimli bir oyunu, gölge oyunu olduğunu anlatıyor. Tayfi Hayal. Ve Karagöz oyununa bunun benzediğini, Şeyh Küşteri dediğimiz kişinin de Horasan'dan gelip Bursa'ya yerleşen kişinin de bu Araplardaki Tayfı Hayal isimli gölge oyununu bizim toplumumuza özgün haline getirdiğini anlatıyor. Örneğin bu Tayfı Hayal isimli oyunda Tayfı Hayal gezen, dolaşan hayal anlamına geliyor. Bu Tayfı Hayal isimli oyunda da iki ana karakter var bizdeki gibi. Bir tanesi Tayfı Hayal. Diğeri de reis. Örneğin Tayfa Hayal kambur bir tip. Bizde de Karagöz'ün gerçekte yaşayan Karagöz'ün kambur Bali Çelebi olduğu söyleniyordu. Burada da bir benzerlik var. Karakter olarak da benziyor. Örneğin Tayfa Hayal son derece yarı saf, ölçüsüz konuşan, patavatsız zaman zaman, davranışları biraz garip bir kişi bizim Karagöz gibi. Tayfa Hayal'deki reis de bizim Hacivat gibi düzen adamı, eyyamcı, kendi çıkarını düşünen, Karagöz'ün sırtından para kazanmaya çalışan, böyle hin bir şey. Yani bu ana karakterler hemen hemen aynı karakter olarak. Bunların dışında birçok karakter olduğunu söylüyor Tayfa Hayal'de. Örneğin aşık gibi vaiz, eczacı, üfürükçü, arslancı, filci, kedici, köpekçi, ayıcı, maymuncu gibi. Ve Küşlerinin örneğin bizim toplumumuzda, bizim kültürümüzde olmayan ayıcı gibi, kedici gibi, köpekçi gibi, filci gibi figürleri bu oyundan çıkardığını, Karagöz ve Hacivat'ı yerleştirdiğini, onun dışında bizim toplumumuza uygun olan işte Bebe Ruhi gibi, Tuzsuz Deli Bekir gibi, değil mi? Acem gibi, yani karakterleri siz de gayet iyi biliyorsunuz. Laz gibi, Tiryaki gibi, işte Matiz, bunlar gibi karakterleri yerleştiriyor Karagöz oyununa ve Karagöz oyunu bu şekilde Şeyh Küşteri Anadolu'ya getirmiştir iddiasında bulunuyor. Bütün kaynaklara baktığımız zaman ortak nokta şu gerçekten. Küşteri getirmiştir Karagöz Hacivat oyununu. Gölge oyunu Anadolu'dan önce birçok yerde özellikle Doğu toplumlarında olan bir oyundur. Fakat baktığımız zaman Karagöz ve Hacivat karakterleri oyunun kurgusu,
bölümleri tamamen özgün, tamamen bize aittir. Bu anlamda bütün kaynaklar görüş birliğine varıyorlar. Yaşayıp yaşamadığı ile ilgili farklı görüşler söyleyenler var. Çok da önemli değil açıkçası, az önce söylediğim gibi. Önemli olan bizim kültürümüzün parçası olması. Karagöz'ün, Hacivat'ın. Şimdi Karagöz oyununa baktığımız zaman, az önce söyledim, müthiş maharet ister. Yani Karagöz oynatan kişi, hadi ben perdeyi aldım, tasvirlerimi yaptım, böyle bir şey yok. Günümüzde maalesef bu tip yapanlar var ama öyle bir şey değil. Karagöz o oynatıcılığı özel maharet isteyen, özel bir ustanın yanında yetiştiricilik, öğrencilik isteyen bir meslek, bir alan. Karagöz oynatıcılarına hayali deniyor. Veya hayalbaz da deniyormuş eskiden. Ve bunların bir yardımcısı var. Bunlara da yardak deniyor. Şimdi baktığınız zaman Karagöz oyununda bildiğiniz gibi o perdenin arkasından o tasvirleri oynatan hayali, tek bir kişi oynatıyor onları. Bir de kukla diyenler var. Öyle demeyelim. Çünkü kukla bildiğiniz gibi üç boyutlu bir malzemedir. Burada iki boyutlu bir malzemeden bahsediyoruz ve Karagöz oyunundaki figürler deriden yapılan, kök boyayla boyanan, çok özel emek isteyen tasvirler ve çok eskiden Osmanlı döneminde deve derisinden yapılıyormuş ama bugün tabii ki deve derisi çok bulunamadığı için daha çok büyükbaş hayvan derisi kullanılarak kök boyadan yapılıyor. Bu tasvirleri yapıyor hayali. Bunları yapan kişi, bu figürleri üreten kişi, bunların her birini sahnede oynatan kişi ve bunların her birine ses veren kişi. Yani öyle ki hayali dediğimiz Karagöz oynatıcısı öylesine maharetli olmalı ki hem aynı anda birkaç tasviri oynatacak, hem onları seslendirecek, üstelik şivelerine göre seslendirecek. Öyle ya, Laz var, Kürt var, Türkmen var, Acem var. Etnik kökenler var. Aynı şekilde kadın var, erkek var, çocuk var, yaşlı var karakterlerin içerisinde. Her birinin şivesini yapacak hayali. Ve şarkı söyleyecek. Müzik çok önemli Karagöz oyununda bildiğiniz gibi. Bu anlamda da maharetli olması gerekiyor. Üstelik klasik bir çok iyi usta şarkı söyleyenden daha farklı bir şekilde o karaktere uygun bir şekilde söylemesi gerekiyor. Yani normal şarkıcılıktan da zor aslında Karagöz'ün musikisini icra edebilmek. Bunun dışında doğaçlama yapmalı. Karagöz oyununun temeli zaten doğaçlamaya dayanan bir şey. Çok sonraları yazılı metinler yapılmış ve günümüze gelmiş. Orada bir hikaye anlatılıyor ve o hikayeyi Karagöz oynatıcısının bazen zaman zaman taşlamalar yaparak, hiciv yaparak kullanması gerekiyor ve bu anlamda da maharetli olması gerekiyor. Karagöz oyununda 4 tane önemli bölüm var. Bir tanesi mukaddime dediğimiz giriş bölümü. Burada seyircilerin odaklanmasını sağlamak için işte perde oraya konuyor, işte müzik çalıyor, oyunun başladığı belirtilmek isteniyor ve göstermelik dediğimiz perdenin önündeki bölüm kaldırılıyor. Hacivat geliyor perdeye ve şarkı söylüyor. Zaten hepinizin belleklerinde, Karagöz'ü izleyenlerin hepinizin belleklerinde belli klişe diyebileceğimiz tırnak içinde sahneler vardır. Yani oyunun başlangıcı, Hacivat'ın sahneye gelişi, sonra Karagöz'ün gelişi, onların atışmaları, hikayenin anlatılması ve finalde İşte finalin bitişi genelde hep aynıdır. Hacivat gelir, şarkı söyleyerek gazel okur, seyirciyi selamlar ve ondan sonra Karagöz'ü çağırabiliyorsunuz. Ah bana bir eğlence medet aman, ah bana bir eğlence medet aman diye Karagöz'ü çağırır. Giriş bölümü de bundan yapılır. Sonra muhavera, yani söyleşme, atışma dedikleri bir bölüm var Karagöz ustalarının. Orada muhaverede Karagöz geliyor ve bunlar tamamen yanlış anlamaya dayalı bir atışma yaşıyorlar. Hatırlarsınız. Yani Karagöz bir halk adamı olduğu için Hacivat'ın yabancı sözcükler karıştırarak kullandığı dili anlamıyor veya anlamamazlıktan geliyor biliyorsunuz. Onun söylediği bir cümleyi başka şekilde anlıyor. Bu da bir güldürüye sebep oluyor. Böyle bir atışma sahneleri vardır. Daha hikaye anlatılmadan önce. Karagöz ile Hacivat'ın. İşte bu atışma sahnesinde, muhavere bölümünde asıl böyle muhalefetin de yapıldığı dönem özellikle Osmanlı'da. Yani uygulamalara karşı orada taşlamalar, hicivler yapılıyor. Fakat Abdülhamit dönemindeki baskı Karagöz oyununu da etkiliyor ve
Buradaki bu taşlamalar, hicivler yerini daha kuru bir atışmaya bırakıyor ve biraz onun rengi de açıkçası gidiyor bu yüzden bu bölümün. Sonra asıl öykünün anlatıldığı bölüm var, fasıl bölümü. İşte burada çeşitli karakterler giriyorlar. Onlarca oyun var, onlarca hikaye var bugüne kadar kaynaklara gelmiş Karagöz'le ilgili. İşte örneğin Karagöz'ün gelin olması var, Karagöz'ün ağlığı var, aşçılığı var. Ya da Leyla ile Mecnun, Tahir ile Zürre gibi efsanevi hikayeler var. Düğün gibi mahalledeki diğer hikayeleri anlatan olaylar var. Ne oluyor? Bir sürü karakterler giriyor biliyorsunuz ve bu karakterler sırayla endam ediyorlar. Hayalinin elinde perdeye yansıyarak bize hoşça vakit geçir diyorlar. Hatta burada Karagöz'ün işte kılık değiştirdiğini falan görüyoruz. Arada şarkılar oynanıyor, söyleniyor. Ve son bölümde de Hacivat'la Karagöz tekrar atışıyorlar. Karagöz Hacivat'a bir tokat atıyor. Hacivat da "Yıktın perdeyi, eyledin viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen" diye böyle çekiyor gidiyor sahneden biliyorsunuz. Karagöz de her ne kadar sürçülisan ettiysek affola şeklinde cümlelerle gösteriyi bitiriyor. Bizim çocukluğumuzda TRT vardı yalnızca ve TRT'de Karagöz oyunlarını görürdük, izlerdik. Çok da hoşumuza giderdi, böyle büyürdük. Çok isterim açıkçası günümüz kuşaklarının da Karagöz oyunlarını izlemesini, gölge oyunu izlemesini. Musiki çok önemli Karagöz'de dediğim gibi. Yani çeşitli şarkılar, türküler söyleniyor. Hem klasik Türk müziğinden eserler dile getiriliyor, hem halk müziğinden, hem çünkü çeşitli çalgılar var. Bir perde önünde görünen çalgılar vardı hatırlarsanız. Bir de perde arkasında bizim görmediğimiz çalgılar vardır. Bunlar da belli bir nizam içerisinde aslında konur, çalınır. Çok da disiplin isteyen bir iş gerçekten bu. Ve hayaliler, oynatıcılar, Karagöz oynatıcıları birçok gösteride, hemen hemen her gösteride bu küşteri dedikleri pirlerini anarlar. Ehli hal olmayana bilmek muhal, pirimiz üstadımız Şeyh Küşteri eylemiş böyle hayal derler ve pirlerini anarlar. Yardak ne yapar? Yardak o tasvirleri, tasvir dediğimiz figürleri sırası geldiğince ustasına verir, tef çalar, gerekiyorsa şarkı söyler zaman zaman ve onun yanında yetişir. Ancak bir hayali yardımcısına, "Yarda artık sen bir hayali oldun" diyorsa, hani ona bir böyle bir mahlas, ünvan veriyorsa ancak bir kişi Karagöz oynatıcısı olabiliyor. Böyle de meslek içerisinde sıkı bir hiyerarşisi var. Öyle "hadi ben Karagöz figürlerini aldım, bu tasvirleri yaptım, perdeye geçtim, Karagöz oynatacağım" öyle bir şey yok. Bu tamamen nesilden nesile aktarılan bir meziyet, bir maharet, bir meslek. Çok da saygı duyulası bir meslek gerçekten. Örneğin hayali Küçük Ali, Cumhuriyet döneminin ve Cumhuriyet öncesinin çok önemli ustası Mehmet Muhittin Sevilen asıl ismi 1974'te vefat etti ve Hayali Küçük Ali gerçekten bu alanda çok önemli bir usta olarak kabul ediliyor. Kendisi aslında PTT'de memurluk yapmış fakat küçük yaşlardan itibaren 8 yaşına itibaren Karagöz oynatıcılığı yapmış ve çok önemli kişilerin yanında öğreticilik almış. Hayali Ömer Efendi'nin, Hayali Memduh Bey'in, Hayali Arap Cemal Efendi'nin, Hayali Nazip Bey'in yanında yardaklık yapmış, onların öğrencisi olmuş. Daha 14 yaşındayken Karagöz oynatıcılığı yapmış, çok da beğenilmiş. Hatta Atatürk'ün huzurunda bile gösteri yapmış Hayali Küçük Ali. O anlamda bu Karagöz oynatıcılığında çok önemli bir kişi olarak her zaman anılır Hayali Küçük Ali. Şimdi biz bu kadar sadece Ramazan nostaljisi olarak anıyoruz ama aslında günümüzde neredeyse bunun bile patentini elimizden kaptıracağız. Hani biliyorsunuz bize özgü, kültürümüze özgü bazı şeyleri nedense başka milletler böyle almaya çalışıyorlar ya. Örneğin Yunanlılar Karagöz'ü sahipleniyorlar. Yani Karagöz'ün bir Türk ürünü olduğunu kabul ediyorlar ama bizden daha çok
buna eğilmişler açıkçası. Örneğin perdeyi büyütmüşler, tasvirleri biraz büyütmüşler, biraz daha böyle teknolojiyi hani ufaktan işin içine katarak günümüzde oynatıyorlar, festivallere katılıyorlar. Bizim burada yapmamız gereken şey halk olarak aslında buna ilgi göstermemiz lazım. Bunları yapanlar yok mu? Var. Yani çok önemli Karagöz ustalarımız, nesilden nesile yetişen ustalarımız hala var. Örneğin Emin Şenyer'den söz edeceğim size. Emin Şenyer çok önemli bir günümüzde Karagöz oynatıcısı, hayali. Ve kendisi hayali unvanını hocası hayali Metin Özlen'den alıyor. Ve Metin Özlen ona diyor ki Saraç olsun mahlasında hayali Saraç Emin oluyor. Emin Şenyer uluslararası festivallere katılan, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde Karagöz oynatıcılığı yapmış bir kişi Emin Bey. Kendisiyle internet üzerinden de tanışma fırsatı buldum. Yüz yüze konuşamadım ama son derece kendisini işine adamış, bu konuda ödüller almış bir kişi, uluslararası festivallere katılmış bir kişi. Örneğin Portekiz Kukla Müzesi kendisinin 20 parçalık tasvirini satın almış ve müzede hala sergileniyor. Emin Şenyer, hayali Emin Şenyer hem bu tasvirleri yapıyor, hem bu tasvirlerle Karagöz oynatıcılığı gerçekleştiriyor Türkiye'nin her yerinde, hem festivallere katılıyor, hem de okullara giderek okullarda gösteriler düzenliyor ve kurduğu internet sitesi üzerinden de eğitimcilere bir bakıma rehberlik ediyor. Yani öğretmenlere, öğrencilerine nasıl Karagöz sevdirebilirler, neler yapabilirler, bununla ilgili de çalışmalar yapıyor. Bence olağanüstü doyurucu, olağanüstü bilgilendirici ve etkileyici bir site yapmış. Karagöz.net, Karagöz.net, önün noktaları yok bildiğiniz gibi. Karagöz.net'e girerseniz orada hem Karagöz oyunu ile ilgili hem Emin Bey ile ilgili çok önemli bilgiler bulacaksınız. Öyle ki Emin Bey, hayali Emin Şenyer, Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma Operası'nı, evet, Saraydan Kız Kaçırma Operası'nı Türk gölge oyunu tekniği ile Karagöz perdesine uyarlamış. Almış Saraydan Kız Kaçırma Operası'nı, bunu özet olarak bir oyun haline çevirmiş ve Karagöz Hacivat perdesine oynatmış bunu. Ve bunu sergilemiş. Almanya'da sergilemiş ve Saraydan Kız Kaçırma Operası'ndan önce birçok salonda üvertürden sonra o bölüm yayınlanmış, gösterilmiş sürekli kayda alındıktan sonra. Yani böylesine işini kendisine adamış bir kişi Emin Bey. Ve işte Türkiye'de sayıları çok az olan ve bu Karagöz oynatıcılığı için çabalayan insanlardan bir tanesi. Bu işin gerçekten nasıl yapılması, ehilleri tarafından nasıl yapılması gerektiğini bize anlatan bir kişi. İşte bize düşen de aslında işte öğretmensek okullarımızda, işte herhangi bir bürokrasideysek Ramazan eğlencelerinde, işte radyoda, basında vesaire de başka bir yerdeysek bu şekilde bunlarla irtibata geçerek aslında hatta kendimiz bile ailemizde çocuklarımıza bu figürlerle hani amatör olarak Karagöz oynatıcılığı yapabiliriz. Bunu da anlatıyor Emime. Bununla ilgili malzeme de temin edebiliyor. Yani istedikten sonra aslında bu kültürü yaşatmak mümkün açıkçası. Yani karşı komşumuz işte denizimizin, Ege denizimizin karşı komşumuz, güzel komşumuz Yunanlılar bu kültürü kendi çaplarında geliştirerek yaşatıyorlar. Biz de çok daha iyi yaşatabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Bir Ramazan nostaljisi olarak değil de kültürümüzün bir parçası olarak bunun devam etmesi en büyük dileğim. Nerede o eski Ramazanlar derken her kuşak değişiminde en azından evet bizim kuşağımızda da bu vardı, bu Karagöz vardı şeklinde kuşaktan kuşağa aktarılmasını diliyorum açıkçası. Hem Emin Şenyer'e teşekkür ediyorum buradaki birçok bilgide bana yardımcı olduğu için hem de Refik Ahmet Sevengin kitabını, gerçi bu çok eski bir baskı, yeni kayıtları var mı bilmiyorum, baskıları var mı bilmiyorum. Temin edebilirseniz sadece Karagöz oyunu ile ilgili değil, Meddahlık'la Orta oyunu ile ilgili ve Osmanlı'daki o dönemdeki insanların eğlence hayatı ile ilgili önemli bilgiler edinebiliyorsunuz. Bugünkü sohbetimizde bir Ramazan nostaljisi olan Karagöz'e değinmek istedim. Bir dahaki sohbetimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.